Namık Havukça. Buyurun efendim. Balıkesir. Buyurun Sayın Havukça. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 452 sıra sayılı kanun tasarısının 25. maddesinde değişiklik yapılmasını öngören önergemiz üzerinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bandırma şeker piliç mağduru işçiler vardı. Biz buradan, bu kürsüden bir yıl önce Balıkesir'de beyaz öt sektöründe sorunlar olduğunu, eğer önlem alınmazsa iflasların kaçınılmaz olacağını bu kürsüde ifade ettik. Ancak ne yazık ki sesimiz buradan yeterince duyulmadı ki bölgede, sektörde iflaslar ard arda gelmeye başladı. Önce şeker piliçte iflas yaşandı. Tam 1200 işçi kardeşimiz ekmeğinden aşından oldu. Bu insanlar şu anda işsiz durumda ve ne yazık ki epten püften gerekçelerle, çalışma ve iş kurun mazeretleriyle işsizlik ödeneği bile alamamaktadırlar. Üniversitede okuyan çocuklarına ekmek getirememektedirler, harçlık verememektedirler. Ben buradan Çalışma Bakanı'na ve Ekonomi Bakanı'na seslenmek istiyorum. Türkiye'de çok önemli bir istihdam yaratan ve Balıkesir olarak beyaz etin %25'ini üreten bir iliz ve bölgede 20 bin insan karnını bundan doyuruyor. Bu işçilerin ekmeğine, aşına eğer biraz saygınız varsa onların derhal oraya müdahale ederek hükümetin gereken desteği acilen vermesi gerekiyor. Değerli milletvekilleri, AKP döneminin en önemli klasiği belki de emek dünyasında yarattığı tahribattır. Bakın, siz iktidara geldiğinizde Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2.650.000'di. Bugün Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı sadece 650.000. Ve Türkiye'de yaşayan emek dünyasında 4C, 4B, sözleşmeli istihdam, taşeron istihdam diye emek dünyasında tam bir emek köle cenneti yarattınız. Böyle bir Türkiye'de sosyal devletten, sosyal adaletten söz edilebilir mi? Belediyede çalışan, taşeronda çalışan işçi kardeşimiz asgari ücret alıyor ama asli kadroda bulunan onun iki katı maaş alıyor. Böyle bir adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi adı olan bir siyasi partinin adalet anlayışıyla hangi ölçüde örtüşüyor? Böyle bir adalet dünyanın neresinde var? Değerli milletvekilleri, eğer biraz vicdan varsa, biraz emeğe saygı varsa, Türkiye'nin bu tablosu karşısında gerçekten adaletin gözlerinin kör olması lazım. Ne yazık ki şimdi de bu PTT yasasıyla getirmeye çalıştığınız tam tamına da bu. Yani o fabrikalara baktığınızda dolar mı görüyor sizin gözleriniz? Yani böylesine mi iş adamları gözleri dönmüş bir şekilde saldırıyor? Yine işçiler ayakta, PTT çalışanlar ayakta, sokaklarda ve bunu görüyorlar. Bakın, 27.317 sözleşmeli personeli, 789 işçiyi, 8.644 taşeron firma işçisini, toplam 37.819 çalışanı köle yapmak için gayret ediyorsunuz. Bu tasarının amacı bu. O nedenle gelin, diğer yaptıklarınız gibi iktidarda kaldığınız 11 yıl boyunca güvenceli iş kapsamındaki çalışan sayısını azaltacak pek çok kanunu meclisten geçirdiniz. İlk iş olarak iş kanunu değiştiren AKP esnek çalışma biçimlerini iş mevzuatımıza aldı. İş güvencesi kapsamındaki iş yerlerini 30 ve daha fazla çalışanı iş yerleri olarak değiştirerek çalışanların %90'ını iş güvencesi kapsamı dışında bıraktı. AKP kamudaki pek çok asıl görev kapsamındaki işleri 4B'li, 4C'li, geçici personel, özel kanunlara göre sözleşmeli personel, yani AKP döneminde gerçekten de taşeronlaşma tam 5 kat artarak 1,5 milyona ulaştı. Türkiye artık taşeron bir emek dünyasında taşeron şekilde yönetiliyor. Bu rakamlar bizim uydurduğumuz rakamlar değil. İşçi sendikalarının, ILO sözleşmelerinin ortaya koyduğu rakamlar. Burada bu tasarıyla yapılmak istenen tam tamına da yine bu çerçevede en ağır darbeyi emek dünyası ve çalışanlar yiyecek. O nedenle gelin tasarının bu bölümünde bizim verdiğimiz önergeyi değiştirerek, kabul ederek bir nebze de olsa bu hataların, bu kusurların önüne geçelim diyorum.
ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Havukça.